bir Kur'an tilavetini Ayşe kızımızın da yürekleri dağlayan ama bizi manevi noktada doyuran bir şiirini dinledik. Ahmet Bulut hocam bugün sabahtan akşama kadar epey yoruldu. Baktık salonlar yeteri kadar dolmuyor. Biz de mahalline gidelim düşüncesiyle okullarımızda ve mahalle bazı salonlarımızda sabahtan akşama kadar inşallah ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmayı hedef alan bir anlayışla programımızı bugün başlattık. İnşallah devam edeceğiz. Evet. Mutlu aile, mutlu yuva. Az önce Ahmet hocamın neler anlatacağını bilmeden ama geçmişte bu kürsüden zaman zaman radyodan dinlediğimiz kadarıyla o çok farklı örnekleri içeren, aynı zamanda anlamları, hikayeleri olan bir konu üzerinde tatlı diliyle sizi çok farklı bir dünyalara götürecektir. Fakat geldiğimiz günden bu tarafa, yani 2009'dan bu tarafa, aile ile ilgili her defasında biz dedik ki Osmanlı'nın mirasçısı olan bizlere bir görev var. O görevini önümüzdeki yüzyılda bizden medet uman dünya insanlığının dertlerine çare olma ve İslam'ın son deminde o bayrağı bizim taşıma gibi ulvi bir görevimiz var. Bunun olabilmesinin tek bir sebebi ya da çaresi de, çözümü de bize miras olan o dinin, çünkü işaretler onu gösteriyor. Bıraktığımız gün mirasçılar zaten başkalaşacak. İnşallah bırakmama gibi bir düşünceyle böyle bir yolda ilerlerken ailenin ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatma gibi bir derdimizi biz üstlendik. Az önce otururken aklımdan geçti. Esasında mutlu aile ve mutlu yuvanın olmaması için bizim hayatımızda hiçbir gerekçe yok. Neden diyecek olursunuz? Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Kelime-i şehadeti geçiriyoruz. Dolayısıyla imanımız tam. Çiftlerimizi nikahlarken diyoruz ki ya Rabbi, hocalarım var haddime düşmez ama bunların arasında kıyılan nikahı mübarek kıl diyoruz. Aralarındaki sevgiyi, ulfeti artır diyoruz. Onların nikahlarını Hazreti Adem ve Hazreti Havva gibi, Hatice ve Ayşe anamız da Resul-i Zişan gibi, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin saadeti gibi kıl, nikahları gibi kıl diye dua ediyoruz değil mi? Daha başlangıçta. Aileyi oluşturmazdan önce. Ve onlardan gelecek olan zürriyeti de nizam-ı aleme adanmış nesil kıl diye dua ediyoruz. Manevi altyapıyı daha başlangıçta atıyoruz. Ben inanıyorum attığımıza. İkincisi, o uğruna canımızı verdiğimiz, vereceğimiz, şefaatine talip olduğumuz Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iki farklı yaş grubu insanla, Hazreti Hatice ile ve Hazreti Ayşe ile evliliklerindeki Hatice'nin peygamberimize, peygamberin Ayşe'ye olan davranış biçimlerini de okuduk, öğrendik. Sadece tatbikte zorlanıyoruz. Ama o yine Resul'ün veda hutbesinde ailenin direği noktasında ya da temelleri noktasında bir sözü var ki bugün hala medeniyiz diyen çoğu topluluk bunu yerine getiremiyor. O söz neydi? Ey iman edenler! Kızlar erkek tarafına verilmiş olan bir emanettir diyor. Emanetin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Emanet sadece kelimelerden ibaret bir, harflerden ibaret bir kelime değil. Emanet, insan olmanın temel vasfı. Ama erkeğe böyle bir görev verirken, kadına da diyor ki, erkeğin rıza göstermiyorsa, nafile oruç bile tutamazsın diyor. Bakın aile ilişkilerinin temelleri nasıl kuruluyor. Bugün günümüze baktığımız zaman, geride iki unsur kalıyor. Ailenin
temel direği olan anne ve baba. Evet, yine Kur'ani manada, eğer anneniz ve babanız, yaşlılığınızda sizden gerekli ilgiyi görmezse, gerekli şefkati görmezse, hafazanallah, cenneti bile göremeyeceğimiz ifadesi var. Yanımızdayken onlara kesinlikle öf bile demeyiniz ifadesi var. Her şeyden önce cennetin annelerinin ayakları altında olduğu ifadesi yine Kur'an-ı manada var. Yani bir aileyi oluşturan tüm unsurların manevi yönde hareketinin nasıl olması gerektiği hadislerle ve ayetlerle sabit. Duasını da yaptık. Neden biz mutlu bir aile, mutlu bir yuva kuramıyoruz? Ben hala bunu anlamış değilim. İmanımız zayıf olmadığına göre bu anlatılanlara ve örneklere inanç konusunda eksikliğimiz olmadığına göre sadece eksiğimiz şu arkadaşlar. Biz üzerimize düşen ve bize görev olarak verilen o gelecek nesillerle ilgili şuur konusunda, sorumluluk konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Osmanlı Kur'an'ı elinden alınmak suretiyle yıkıldı. Beceremediler. Ama bugün öyle bir noktaya getirdiler ki her gün televizyonlar karşısında maalesef bizim yaşantımızla yakından uzaktan alakası olmayan yabancı filmleri anlıyoruz. Neyse ne de. O yerli kanallardaki filmler vasıtasıyla, programlar vasıtasıyla bu Kur'ani manada ve hadisler noktasında oluşturmaya çalıştığımız aile düzenini parçalama konusunda öyle gayretler var ki biz de onlara aynı zamanda destek sağlıyoruz. Bir örnek vereyim, çok önemli. Bugün her birimizin beğendiği ama erkek ama bayan bir sanatçı mutlak surette var. Fakat hayatlarına bakın. Bu görsel basında, magazin basınında. O onunla çıktı, bu onunla çıktı. O onunla şu kadar yaşadı, bu bununla bu kadar yaşadı. Bunları yani prime time'da yükselten kimse kim? Biziz. Hayatları normal bir hayat mı? Hayır. Normal bir hayat değil. Bizim örfümüzle, adetlerimizle, töremizle, geleneğimizle yakından uzaktan alakası yok. Bırak dini. Bırakın dini. Ama biz onları kendimize birer örnek olarak alıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız da bu örnek üzerine yaşamaya başlıyor. Evet. Neslimizi, daha doğrusu ceddimizi anlatmadığımız gibi neslimize gelecekle ilgili görevleri de anlatamıyoruz. Dolayısıyla biriler de diyor ki senin gelecekle ilgili kaygın olmasın. En son rızık meselesi. Ailenin temelindeki dinamiklerden bir tanesi. Bağırıyor belada sevgili misafirler. Cenab-ı Allah kaderi oluştururken her şeyin güzelini oluşturmuş. Sadece yine Kur'an-ı manada biz size düşünüp taşınasınız diye akıl verdik hareketinden ya da cümlesinden, ayetinden hareketle. Demiş ki her türlü fırsatı veriyorum. İyi noktada. Yakalayın, bulun, değerlendirin. Her ailenin helalinden kazanma gibi bir derdi varsa dolayısıyla rızık konusunda da endişe olmaması gerekiyor. Buradan hareketli son cümle. Diyorum ki biz esasında mutlu bir yuvanın sahibi olmamak için hiçbir gerekçeye sahip değiliz. Her şey hazır. Nikahın kıyıldığı ilk günden itibaren. Dünyaya geldiğimiz ilk günden itibaren. Sadece ve sadece iyi bir insan, ahlaklı bir insan, sorumlu bir insan ve gelecekle ilgili kendisine biçilmiş olan rolün farkında olan bir insan olma gibi bir görevimiz var. Buna lütfen dikkat edin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.